Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Uzun bir süredir biz sahalarda ciddi çalışmalar yaptık. Ama benim daha ilk burada daha önce sizin toplantılarınızda da Atatürk Düşünceleri Derneği'nde yemeğine katılmıştım. Ben orada da söyledim. Biz geleceksek gençlerle geleceğiz, kadınlarla geleceğiz dedik. Ve sizler bunun göstergesini yaptınız. İnşallah 31 Mart akşamı biz Malatya Belediyesi'ni alacağız. Bizler de projelerimizde özellikle büyükşehir planlamalarımızda kadınları ön plana çıkarıcı, kadınları evden dışarı çıkarıcı, kadınları daha çok hayatın içine dahil edecek olan projeler yapıyoruz. Bunları da açıklıyoruz. Sizlerden tek ricamız şu son 15 gün içinde bizlere bu desteğimizi devam ettirmeniz, bu coşkumuzu, bu kazanma arzumuzu sandığa da yansıtıp sandıktan da o zaferine çıkmamız. Bu konuda şimdiden vereceğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki 8 Mart'ı daha büyük bir yerde, daha büyük kalabalıklarla el ele kutlayacağız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Şu anda şafak 15, 15 gün sonra yeşil yurdu. Battal Gazi ve Büyükşehir alıyoruz. Kimle alıyoruz? Sizlerle alıyoruz. Hep beraber. Biraz önce Hulusi Bey de söyledi. Bizler Hulusi Bey'le ilk atanan, partimizin ilk teveccüh gösterdiği adaylarız. Altımıza Sayın Genel Başkanımız, Parti Meclisimiz, İl Başkanımız, örgütlerimiz, milletvekillerimiz tereddütsüz imzayı koydular ve biz Malatya halkının önüne çıktık. İlk çıktığımızda ne diyorlardı? Yine CHP öyle adaylar çıkartır. Bir iddiası yok. AKP burada kesin kazanır diyorlar. Şimdi ne diyorlar? Galiba CHP kazanacak diyorlar. Biz de diyoruz galiba değil. Kesin bu sefer CHP kazanacak. Ondan sonra Malatya mitingin ağzını aldı mı başbakan? Alamadı. Niye? Alamaz. Çünkü kendi il başkanının verdiği sahte miting raporlarına bakmadı başbakan. Emniyetin verdiği resmi rakamlara baktı. Dedi ki vay vay Malatya'nın haline bak. Gidiyor elimizden dedi. Ben dedim ki Malatya kimsenin elinden gitmiyor. Malatya gerçek sahiplerine gidiyor şu anda. CHP'ye gidiyor. AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Şimdi Sayın Çakır 20 gün kala proje açıkladı. Bir büyükşehir adayı. Ben dedim ki herhalde AKP genel merkezi Malatya ile ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. Biraz da korktum açıkçası. Yani bunlar durdu 18 gün kala proje açıklıyorlar. Büyükşehir adayı olarak. Ne oldu açıkladı? Birçoğu tabela projesi. Hiç uygulanma şansı yok. Birileri yazdırmış. Zannediyorum Ahmet Çakır da orada susarken gördü o projeleri. Çünkü anlatırken arkadaşlar böyle hazırlamış şey bir ifadede bulundu. Bu mu Malatya'yı yönetecek? Zerreva görülen bu mu? 5 senedir ne yaptığını biliyorsunuz. Projeleri inceledik. Ha bir tane doğru proje var. Onlara göre. Anlamaz. O projeden anlamaz. Onlara göre ama doğru. Ne o? Bir rant projesi var. Ben zaten daha önce Sayın Başkan'ın Trambüs'teki başarısından dolayı atandığını biliyordum.
Ama bu projeler açıklandığında baktım ki daha büyük bir başarı beklentisi var Sayın Başkan'dan. Ne o? Şoför okulu, yani Altay kışlasını imara açıyorlar. Ne imarına? Konut imarına. Tek elin orayı nasıl peşkeş çektilerse, eski halin orayı nasıl peşkeş çektilerse sıra gelmiş oraya. Sayın Çakır'ın atanma nedeni bu. Bütün Malatya gördü. Ben de buradan ilan ediyorum. Orayı kime peşkeş çekeceksin? Kimin sözüyle oraya geldin? Onu çık Malatyalar açıkla. Peşkeş çektiklerini dedim itiraf ettiler. Neye göre itiraf ettiler? Şu anda buradan gidince bakın. Tekel fabrikasının, yıkılan fabrikanın duvarlarında kimlerin resimleri var? Kimin resmi var? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi var. Kimin resmi var? Selahattin Gürkan'ın var. Kimin var? Ahmet Çakır'ın var. Kimin var? Hacı Uğur Polat'ın var. Bu ne anlama geliyor? Utanmadan Malatyalılara diyorlar ki bunlarca burada binlerce çalışan insanların çalıştığı fabrikayı yıktık. Buraları bir tane peşkeş çektik. İşte şimdi karşınıza çıktık. Yüzsüzce resimlerimizi oraya astık. Yazıklar olsun size. Kaldırın o resimleri oradan. Dinlesin. Gur gur dinlesin. Ahmet Çakır dinlesin. İnsan da biraz usanlı olur. Siz burada binlerce insana ekmeğinden edeceksiniz. Bir de Malatya halkına hakaret eder gibi utanmadan boy boy resimlerinizi o yıkılan fabrikanın duvarına asacaksınız. Sizler artık gelecek Türkiye'nin aydınlık yüzleri olacaksınız. Bunu yürekten diliyorum. Malatya her dönemde bu aydınlığa çok büyük katkı yapmıştır. Son cümle, lütfen bu ampulü söndürmek için düğmeyi sola çevireceksiniz. Teşekkür ediyorum. Ben de tabii konuşmaya başlarken evlerin balkonlarından, pencerelerinden bizi dinleyen herkese öncelikle merhaba diyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Tabii günler günleri kovaladı. Çok az bir süremiz kaldı seçimimize. Son 15 gündeyiz. Bu önemli bir süreç. İnsanlarımızın karar verme süreci, artık kararların netleştirme süreci. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Siz adaylarımıza bakın. Burayı ne başbakan yönetecek, ne de onun projeleri yönetecek. Burası kime göre yönetilecek? Büyükşehir'de Ahmet Çakır'ın öngörüsüne göre yönetilecek. Peki Sayın Çakır'ın 5 yıllık yaptıkları ortada. Öngörüsü ortada. Şu anda siz Malatya'nın en elit bölgesinde yaşamanıza rağmen çocuğunuzu okula gönderirken veya bir bakkala gönderirken bir kaldırımı olmayan bulvarda yaşıyorsunuz. Bir çocuğun karşı tarafa geçeceği, karşıdaki bakkalların alacağı bir ekmek için geçiş yapabileceği bir yaya kaldırımı olmayan yerde yaşıyorsunuz. Düşünün siz en iyi semtlerde böyle yaşarken Malatya'nın kenar mahallelerinde yaşayan dar gelirli insanların yaşadığı yerlerdeki vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz ne haldeler acaba? Bunu siz bir düşünün, bir empati yapın, onların halini anlayın. Projeler ürettik. Sizlere hizmet etmek amacıyla Battal Gazi'yi kalkındırmayı hedefliyoruz. Aslan Tepe'yi, Seyit Battal Gazi adına araştırma ve enstitüsü kurmayı düşünüyoruz. Kültür alanında, sanat alanında çiftçilerimizin, kayısı üreticilerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin her türlü alanda projelerimiz mevcuttur. Biz de bunları yapmak için eğer sizler bize güvenirseniz, oy verirseniz, Allah nasip ederse 30 Mart günü seçilirsek bunların hepsini birer birer uygulayacağız. Şimdi Battal Gazi'de ben şöyle bir hedefimiz söz konusu bu dönemde. Bizim karşımızda 5 tane 5'e bölünmüş bir durum söz konusu. Bizim oy oranımız belli. Biz hayal kurmuyoruz. Diyoruz ki o karşımızdaki 5 tane rakip dengeli bir şekilde, eşit bir şekilde birbirine yakın oylar alırsa Cumhuriyet Halk Partililerin sandığa gidip oy kullanması bizim Battal Gazi Belediye Başkanlığı'nı almamız için yeterli olacaktır. Ama bizim hedefimiz şu, biz diyoruz ki sadece Cumhuriyet Halk Partililer bizlere oy vermesin. Diğer seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş olanlar, MHP'ye oy vermiş olanlar, BDP'ye, HDP'ye oy verecek olanlar, Büyük Birlik Partisi'ne oy vermiş olanlar, hangi ideolojiye inanmış olursa olsunlar, biz onların da oyuna da talibiz. Bu alandaki tek hedefimiz dediğim gibi belediyecilik anlamında sizlere hizmet üretmek olacaktır. Başkaca bir siyasal kaygımız ve hedefimiz bulunmamaktadır. Bizlere proje anlamında soracak olursanız, biraz sonra sözlerimizi bitireceğiz. Diyeceksiniz ki ya kardeşim sen buraya geldin, 11 yıl hukukçu olduğundan bahsettin. Avukatsın, şu projelerden bahset.
benim merak ettiğim vatandaş olarak ben şunu merak ediyorum, sana şunu soruyorum derseniz biz o soruya da seve seve büyük memnuniyetle cevap vereceğiz. Onlar bakın hala büyükşehir adayı olduklarının farkında değiller. Şu anda size ilçelerle ve köylerle ilgili hiçbir proje açıklayanını duydunuz mu? Ahmet Çakır iki tane açıkladı, ikisi de benden kopya. Ne diyor orada? Çocuk ve her ilçeye ve köye, her ilçeye diyor, çocuk ve gençlik merkezi. Ben zaten 3 ay önce her ilçeye gençlik merkezi diye açıkladım. Ben demişim ki engelli yaşam merkezi, o diyor ki engelli sarayı. Ya açıkladığı projelerde bir şey yok. Ben ambulans helikopter dedim. Ne oldu? Geçen gün 8 tane ambulans alındı Malatya Devlet Hastanesi'ne. Ve ne dendi orada? Sağlık müdürlüğüne dedi. Bir tane de ambulans helikopteri gelecek Malatya'ya. Niye peki biz 2 aydır söylüyoruz ambulans helikopteri alacağım diye. Niye daha önce Malatya bu programı alınmadı? Biz birçok şeyi de düzelttik. Daha gelmeden düzeltiyoruz yani. Bu konuda da çok memnunum. 11 yıla yakındır bu iktidar il genel meclisleriyle, Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreteriyle ve valisiyle bu köylere hizmet etmeye çalıştılar. Ama ne yazık ki hiçbir şey yapamadılar, yapmadılar. Sulama sorunu dışında başka problemleriniz var mı? Var. Şimdi değerli arkadaşlar, eskiden Malatya'da kayısı altın idi, şimdi pul oldu. Eskiden Malatya'da kayısı verimdi, kayısı müjdeydi, kayısı çocuklarınız ekmek parasıydı, kayısı bereketti. Kayısı her şeyinizdi, şimdi kayısı maalesef dert oldu, değil mi? Yani tutsa da dert, tutmasa da dert. Kayısıyı tutuyorsun, çocuğuna bakmadan daha fazla kayısıya bakıyorsun, kayısı ağaçlarını suluyorsun, bakıyorsun, ilacını veriyorsun, borç alıyorsun, gidiyorsun, bazen kredi alıyorsun. Ne için? Kayısın büyüsün diye, kayısın iyi verim versin diye. Belki çocuğuna kitap almıyorsun, belki çocuğuna elbise almıyorsun o yıl. Kayısı para ders alırım diyorsun ama kayısıya bakıyorsun. Şimdi karşılığını alabiliyor musun? Alamıyorsun. Bunun suçlusu kim? Suçlu, bakın arkadaşlar 2,5 yıldan beri ben milletvekiliyim. Ben 1. dönemim. Bazı arkadaşlarımız da 2. dönemim. Bu 81 il içerisinde en çok ismi geçen il Malatya. Maalesef en çok ismi geçen de maalesef diyorum kayısı. En çok konuşan da Ali Şahlıların biraz eli sık olarak oy verdiği milletvekili. Bakın arkadaşlar, şimdi bir işlerin yoluna girip gitmediğini sandıkta ortaya koyuyor. Sandık ortaya koyuyor. Yani başbakanımız diyor ya, başbakan diyor ya, her şeyi sandıkta hesaplaşalım, sandıkta hesaplaşalım diyor ya. O sadece bu anlamda doğru. Neden? Çünkü işler doğru gidiyor mu, gitmiyor mu? Sandıkta oyunuzu veriyorsunuz, gösteriyorsunuz. Gözüken şey Malatya işlerin yolunda gitmiyor. Gözüken eğer sonuçlara bakarsak Malatya her şey yolunda gidiyor. Kayseri para ödüyor, hayvan üreticileri para kazanıyor. Malatyalılar mutlu diye gözüküyor. Sonuçlara baktığımız zaman, değil mi? Her seçimde oy veriyoruz ve başbakan da burada sizi temsil eden milletvekillerine Malatya'da sorun var mı diye sormuyor. Niye sormuyor? Çünkü sandığa bakıyor, hakikaten her dönem oylar artıyor. Eğer siz birazcık bunda her zaman bize karşı değil, birazcık hükümete karşı cimrilik ederseniz başbakan da çağırır, gelin bakalım der. Bu Malatya'da problem ne? Oylarımız niye düştü? Sorar. Öyle değil mi? Sorar. 30 Mart'ta sandık önümüze geliyor. Biz Kurtar Kaya arkadaşımızla, Hakan İnce arkadaşımızla beraber ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bakın açıkladığımız projelere bir bakın. Biz sadece Malatya'nın merkezi kanal boyuyla, ne bileyim Sivas Caddesi ile alışveriş merkezi arasında yönetimine talip değiliz biz. Biz Ali Çağrı'nın sorunları çözmeye talibiz. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Bazen AKP milletvekili arkadaşlar diyorlar ki veya il başkanı, hükümetten oy vermezseniz hizmet gelmez diyorlar. Duyuyor musunuz böyle bir şeyi? Zaman zaman bazı içeride söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar bu para TKP'ye de verseniz, Türkiye Komünist Partisi'nde de seçseniz Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gelecek para 762 bin kişiye göre geliyor. 762 bin lira çarpıyorlar, gönderiyorlar Malatya'ya parayı. Paranın gelişi bu. Yani hangi partiye verirseniz verin, Battal Gazi için de geçerli, Büyükşehir için de geçerli, hangi partiye verirseniz verin, gelecek para belli bir. Ayrıca da ilk kez bu kadar kalabalık karşılanıyoruz. Size teşekkür ediyoruz. Sağ olun.